Churchill Filistinlere devenin cinsel organını yiyen barbar yığını olarak nitelendiriyordu Filistinlileri. Hintlilerden nefret ediyorum diyor Churchill. Barbar bir dine sahip hayvan gibi bir kavim diyor, haşa. Evet. Bak, Hintlilerden nefret ediyorum diyor. Barbar bir dine sahip hayvan gibi bir kavim diyor. Ya Churchill böyle bir adam. 1943 Bengal kıtlığında 4 milyon Hintlilerin ölümüne sebep oldu Churchill. Kıtlığa sebep oldu orada. Ülkenin bütün ürünü alıp gönderdiği için halk yiyecek bulamadı. 4 milyon insan öldü. Mesela Churchill ırk olarak bozulduğuna kanaat getirdiği 100 bin İngiliz'in zorla çalışma kamplarına götürmesi ve kısırlaştırılmasını resmi olarak teklif etmişti hükümete. Yani böyle bir adam bu. Bir halk topluluğu için ismini vermeyeceğim. Köpek kulübesi hakkında son kararı içinde yaşayan köpekler veremez diyor. Haşa. Yani bir kavim için bunu söylüyor. Yani hakaret olduğu için söylemiyorum kavmin adını. Ya bir millet için söylüyor. Bak diyor ki, köpek kulübesi hakkında son kararı içinde yaşayan köpekler veremez diyor Churchill. Dolayısıyla adamın konumu açık. Evet. Churchill diyor ki, Kızılderililer ve aborjinlere, bak Kızılderililer ve aborjinlere kötülük yapıldığını kabul etmiyorum. Kitle katliamı yapılıyordu ya onlara karşı, evet. Aborjinlere ve Kızılderililere karşı. Yaşananlar sadece üstün ırkın, galip olan üstün ırkın gelip her şeye el koymasıdır diyor. Yani bu faşizmin diğer adı değil mi? Churchill öjeniyi savunuyor dünyada. Dünyayı güçsüz insan ve milletlerden arındırarak insanlığın güçleneceğine inanıyor kendince. Öjeniyi savunuyor. Yani hastaların, şunun bunun falan hepsinin yok edilmesini savunuyor Churchill. Hitler de aynısını savunuyor zaten, öjeniyi savunuyor. Churchill Karayipler'de İngiliz sömürgelerinden göçmen gelişini istemiyor. Çünkü zenci oluyorlar. Karayipler'den gelenler genellikle. İngiltere'yi beyaz tutalım kampanyası başlatmıştı o zaman Churchill. Adamların gelişini durdurttu. İngiltere'yi beyaz tutalım. Yani zenci ırkını istemiyorum diyor. Evet. Bu ne bu? Tabii. Faşizmin ana umdelerinden biri değil mi bu? Evet, tabii. İngiliz kraliyet ailesinin Nazilerle beraber fotoğrafları var, evet. Kol kola, gösterdim. Omuz omuza. Evet. Bak, İngiliz kraliyet ailesinin Nazilerle kucak kucağı, omuz omuza fotoğrafları var. Yüzlerce fotoğraf. Churchill koyu ırkçı bir adam ve faşizmin bütün umdelerini uygulayan bir insan, savunan bir insan. Evet.